Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün kendi aracım olan 2016 model Renault Megane aracı tanıtacağım. Tanıtacağım dedim. Yaklaşık 4 yıldır, birkaç ay sonra 4 yıl tamamlanacak. 4 yıldır bu aracın sahibiyim. İlk aldığım günden beri yaşadıklarım araç hakkında, yetkili servis hakkında, yakıtı hakkında, motoru hakkında sizinle bilgiler paylaşmak istiyorum. Güzergahımız virajlı orman yolları olacak. Çok güzel yollar. Keyifli bir vlog olacağını düşünüyorum. Şimdi kamerayı kafama alayım. Yola çıkalım arkadaşlar. Yola çıktık arkadaşlar. Bu yolu çoğunuz biliyorsunuzdur, takip edenler. Yokuş videolarımı, testimi yaptığım yol burası. Buradan Ula'ya doğru gideceğiz. Ula'dan ormanlık alandan Denizli yolu tarafına doğru bir seyahat gerçekleştireceğiz. Şimdi bu aracı ben, araç 2016 model. 2017'nin Nisan Mayıs'ında aldım. 4 yıl olmasına az kaldı. 4 yılın tamamlanmasına. İlk başta bu aracı niye aldım? Dizel bir araç istiyordum. Otomatik vites araç istiyordum. Bu Megane'ın da ilk çıktığında dış tasarımı bayağı hoşuma gitmişti. Çoğu insan gibi. Aldığımda 8.000 kilometredeydi araba. Şu anda 63.400 küsür. Hemen hemen işte 55.000'i geçmiş. İlk bakımından itibaren bütün bakımlarını ben yaptırdım bu aracın. Tabii ilk 2 yıl garantide olduğu için yetkili serviste yaptırdım. Daha sonra özel servise yaptırdım bakımlarını. Yetkili servisten neden çıktım? Garantisi bittikten sonra niye yetkili servise devam etmedim? Ücret diyebilirim bu konuya. 2 yıl garantisi bittikten sonra 3. bakımına girmek için yetkili servisi aradım. Fiyat istedim. Oldukça özel servisle arasında oldukça bir fark vardı. O günün fiyatları için konuşuyorum. Yetkili servis 1600 lira civarlarında ücret istemişti. 1600 liradan fazla. Özel servis ise 600 lira istedi. Yani arada 1000 lira gibi fark vardı. Ha, şöyle düşünebilirsiniz. Yetkili serviste garantili parçalar takılıyor, orijinal parçalar takılıyor. Buradaki gittiğim özel serviste de yine Renault parçaları kullandım. Kullanmalarını istedim. Sanırım bu yetkili servislerdeki ücretin pahalı olmasının sebebi işçilik ücretinin çok yüksek alınması. Ben de o yüzden özel servisi tercih ettim. Son 2 yıldır özel servise gidiyorum. Herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Ama buradaki özel servis, benim gittiğim özel servis, öyle küçük bir özel servis değil. Bayağı büyük bir özel servis. Fiyatları da makul olunca orayı tercih ettim. Araca gelirsek, İlk aldım, hemen hemen bir ay olmadı. Muğla'dan Manisa'ya doğru gittik.
İzmir geçtikten sonra İzmir-Manisa arası diyeyim, stabilize bir yol vardı. Ya yani mucur asfalt diyeyim, stabilize dediğim. Araba öyle bir ses çıkardı ki bu iç aksamlar, hayret ettim. Yani arabayı yakacak kadar oldum. O kadar çok bir ses çıkardı. Bu kapılardan olsun, konsoldan olsun çok acayip bir sesler geldi. Araçtan soğudum açıkçası o an. Sonra yetkili servise gittim, dedim tabii o zamanlar garantisi devam ediyor. Dedim böyle böyle anlattım. Şu yoldan gittim, yolun durumu bu şekildeydi. Çok aşırı bir gürültü çıktı araçtan dedim. Bakalım dediler. Baktılar, bir şey yok dediler. Oradaki bir usta şöyle bir cümle kullandı. Ya bu Renault'dur dedi. Renault'dan ses çıkar. Çok sinir oldum bu lafa. Renault'un Instagram hesabında işte bu araçlar yeni çıktığı için Renault Megane paylaşılmıştı. Ben de şöyle bir yorum yaptım o paylaşımın altına. En iyi Renault üretilmemiş Renault'dur diye. Mayıs hemen bana geri dönüş yaptı işte yardımcı olalım anlamında. Onlara da anlattım. Telefonla görüşmeye başladık. İşte numaramı istemişlerdi. Verdim, aradılar. Görüştük. Durumu anlattım. Yetkili servisteki bir ustanın bana kullandığı bu cümleyi, işte Renault'dur, ses çıkması normal anlamında. Öyle şey mi olur falan dediler. İşte bildirdiler buradaki yetkili servise durumu. Ertesi gün yetkili servis beni aradı. Dedi, buyurun aracınıza bakalım. Tamam dedim. Gittim, incelediler, baktılar, bayağı bir uğraştılar ve ses sorununu hallettiler. Nasıl yaptılar artık, nasıl bir yalıtım malzemesi kullandılar. O günden sonra aracımdaki seslerden memnunum. Ama sonuçta C segmenti biraz şey olacak, yani gürültü olacak bu arabada. Ona razıyım açıkçası. Aracın içinin kullanımını söyleyecek olursam rahat, konforlu. Ya benim çok hoşuma gidiyor bu araba. Ses konusuna da şöyle değineyim tekrardan. Araç sıfırken üzerinde Bridgestone marka lastiklerle geldi. Lastiğin ömrü tamamlanınca ben baya bir lastik araştırdım. Kanalımda lastikle alakalı Michelin Primacy 4 lastikle alakalı bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Araca Michelin Primacy 4 lastik aldım. Gerçekten çok fark etti. O videomda da söylemiştim sanırım. Segment atlattı arabaya. Yani sanki D segmenti bir araç gibi oldu. Ya şu anda mesela bu yollar o kadar da düzgün bir yol değil. Asfalt kalitesi anlamında. Ama şu anda herhangi bir takırtı tukurtu hiçbir ses yok. Aracın kullanımına gelirsek, dediğim gibi rahat, insanı sarsmıyor, rahatsız etmiyor. Koltukları bir tık daha yumuşak olsaymış çok daha iyi olurmuş ama yine de rahat diyebilirim arabaya. Evet, o dediğim ormanlık yollar burası. İlerisi daha da ormanlık. Buraları seviyorum. 12 ay boyunca böyle yemyeşil bir memleket. Aracın bagajı 500 litre. Kullanışlı mı? Bence kullanışlı değil. Çünkü çok derin oluyor, ulaşamıyorsunuz. Yükleme ağzı çok dar bu aracın bagajının. Evet, geniş, yani valizinizi, bavulunuzu bagajın ilerisine doğru böyle koyduğunuzda bayağı bir valiz malzeme alıyor. Ama onlara erişiminiz biraz zor oluyor. Bu araç taç paket 1.5 dizel
Otomatik vites, EDC vites. Taç paket olduğu için ikon donanımla farklarını söyleyeyim. Mesela ikon donanımda böyle bir el freni yok. Elektronik el freni var. Bu orta konsol diyeyim. Burası ikonlarda sürgülü bir göz oluyor. O gibi farklılıklar var. Tabii koltuk masajlı oluyor ikonlarda. Hayalet ekran oluyor. Bu içlerde şu şekilde ambiyans aydınlatma oluyor. Onlar daha sonra yaptıranlar var ama ben sıcak bakmıyorum. Belki bir şey olur diye yaptırmadım. Bu geri görüş multimedya yetkili serviste taktırıldı. 2 yılı geçti taktırdığım. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Geri görüşü çok net. Çözünürlüğü çok güzel kameranın. Buradan Denizli'ye doğru gidiliyor. Ormanlık, virajlı, güzel yollar. Benim çok hoşuma gidiyor. Sizlere EDC vitesten bahsedeyim. 4 yıldır dediğim gibi kullanıyorum bu aracı. Herhangi bir masrafı, bir sıkıntısı olmadı EDC vitesin. Uzun yolda kesinlikle hiçbir sıkıntısı yok. Gayet konforlu bir şekilde sizi seyahat ettiriyor. Tek sıkıntısı şu. Şehir içinde gidiyorsunuz. Önünüze bir kasis geliyor veya işte döneceksiniz, bir viraj geliyor sokak arasından falan. Hızını düşürdüğü için biraz kafası karışıyor. İkiye mi atayım, bire mi atayım diye. Bire atıyor, gaza basıyorsunuz, şey yapmıyor, birden hemen algılamıyor, yükselmiyor. Bir 3000 devirlere falan geliyor, ondan sonra vites atıyor. Bu biraz rahatsız ediyor insan açıkçası. Ama her zaman mı yapıyor? Arada sırada yapıyor. Söylendiği gibi böyle çift kavrama olduğu için işte masraf çıkartır, böyle kavraması pahalı falan. Yani dediğim gibi şu anda 60 bini geçti bu araba. Herhangi bir masrafı yok. Yollar çok güzel değil mi? Yakıt konusuna şöyle değineyim. Gerçekten çok az yakan bir araba bu. Otomatik vites motorla süper uyumlu çalışıyor. Uzun yolda hiçbir sıkıntısı yok. Geçişleri hiç hissettirmiyor. O yüzden motor da rahat çalıştığı için ki torku da güzel, beygiri de güzel. 110 beygir, 250 torku var bu arabanın. Hiçbir yokuşta bugüne kadar üzmedi beni. Şehir içi şu anda bakalım. Şu anda ortalama 5.6. Bu 5.6'yı 6823 kilometrenin ortalaması bu. 5.6. Peki bu 6800 kilometrenin ne kadarı uzun yol? En fazla 1500 kilometresi uzun yol. Onun dışında geri kalanı şehir içinde yapılmış yol. Konusunda hiçbir düşünceniz olmasın. Kesinlikle çok az yakan, çok tutumlu bir motoru var. Ve masrafsız da motoru. Yıllık bakımlarını yaptırın, yağını, suyunu koyun. Size hiçbir masraf çıkarmaz. Zaten piyasada da bayağı bir bu 1.5 dizel Renault'un motoru tutuluyor, kullanılıyor. Bu yollardan ben manuel araçlarla da geçtim. Bayağı bir geçtim. İnsanın sol bacağı kalmıyor burada. Hep viraj, hep yokuş çıkılıyor. Durmadan vites değiştiriyorsunuz.
Ama bu yolları ben çok seviyorum. Keşke yağmur yağsaydı. Yağmur yağdığında çok daha güzel oluyor bu yollar. Peki bana sorarsanız, bu arabayı sattıktan sonra tekrardan bir Renault alır mısın? Ben alırım. Keşke şöyle diyorum hatta şu anda bile. Bu arabadan memnunum ama paket olarak, donanım olarak taç paket değil de ikon paket alsaydım. Özellikle de sunroof'u için istiyorum ikonu. Yani kesinlikle Renault'u, Megane'ı özellikle tercih ederim tekrardan. Siz de görüyorsunuzdur, takip ediyorsunuz. Motor sesi geliyordur sanırım. Vites değişimleri, aracın sarsıntısızlığı. Bakın vites değiştirdi. Hiç bir gram hissetmiyorum. Sadece motorun sesinden anlıyorum. O da dizel motor olduğu için o sesten anlıyorum. Yoksa gram hiç sarsıntı falan yok bu araçta. Viraj konusu da bu araç yani limitini bildikten sonra gayet güzel giriyor virajlara. Şu anda da görüyorsunuz. İçindeki malzemeler, kullanılan malzemeler bu göğüsteki, orta konsoldaki, kapılardaki falan. Bu kapılar mesela yumuşak. Burası oldukça yumuşak. Ama alt tarafa inince şuralar yumuşak. Şuradan itibaren sert. Çok kötü yollarda, çok bozuk yollarda işte bu malzemelerin sertliğinden kaynaklı tıkırtı çıkabiliyor. Bir de Renault'un şöyle bir avantajı da var. Yıllık bakımı kilometre olarak 20 binden 20 bine. Eğer ki kilometreyi doldurmadıysanız tabii ki her yıl 12 ayda bir gireceksiniz. Bin kilometre oldukça güzel bir mesafe. Çoğu kişi mutlaka yapanlar vardır yılda 20 bine daha fazlasını. Ben mesela yapamıyorum 20 bin. Özellikle de son bir yıldır bu pandemiden dolayı bir yere gidip gelemiyoruz. Hafta sonları zaten yasaktı. Sokağa çıkma yasakları vardı. Bu hafta ilk kez sokağa çıkma yasağı kalktı. Bunu bir değerlendireyim dedim. Bu aracın videosunu çekeyim, bir tanıtım yapayım dedim. Araç hakkındaki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur. 4 yıla yakın bir süredir araçla yaşadıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Megane hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Desteğinize ihtiyaçlarım var her zamanki gibi. Sayenizde büyüyeceğiz inşallah. Gün geçtikçe de büyüyor kanalım. Sayenizde. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim arkadaşlar.